Profesör Doktor İrşadi İsim Yücel hocamızla birlikte sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Şimdi en çok merak edilen konulardan biri olan topuk dikenini konuşacağız. Hocam, topuk dikeni nedir ve tedavisi nasıl olur? Biraz bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Topuk dikeni plantar fasciit denilen hastalığın günümüzde halk arasında bilinen ismidir. Ayağımızda topuk kemiğinden başlayıp tarak kemiklerinin başına doğru giden plantar fascia ismini verdiğimiz bir yapı bulunmaktadır. Plantar fascia topuğun iç tarafına yapışmaktadır. İşte bu yapışma yerinde meydana gelen bir takım zedelenmeler, bir takım lezyonlar burada bir doku sertliğinin oluşmasına sebep olmaktadır. Ve zaman içerisinde bu doku sertliğinden dolayı topuk kemiğinin altında dikenimsi bir çıkıntı oluşmaktadır. Buna biz topuk dikeni ya da tıp dilindeki ismiyle plantar fasciit adını veriyoruz. Plantar fasciit olan hastalar tipik olarak şöyle bir şikayette bulunurlar. Hasta sabah kalktığında yere ilk ayağını bastığında şiddetli ağrısı olur. Gün içerisinde bu ağrı öğlene doğru azalır. Ama çok fazla ayakta durduğu zaman akşam üzeri 4-5 gibi bu ağrının daha da arttığını hastalar bize söylerler. Bu hastalarda iki türlü tedavimiz vardır. Medikal tedavi olarak yapabileceklerimiz şunlardır. Birincisi, hastalarımıza ağrı kesici ilaçlar veririz. Buradaki doku sertliğini gidermek için non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar verebiliriz. Bir diğer yapmamız gereken şey, plantar fasciyanın boyunun uzatılması için plantar fasciyayı gerici egzersizler yapmaktır. Ki bunlardan bir tanesi parmaklardan tutarak ayağımızı kendimize doğru çekmek. Bir diğeri ayağın altına şişe koyarak, ki bu şişe içine su konulmuş ve dondurulmuş da olabilir, ayağın tabanındaki fasciyayı germe egzersizleri yapılmasıdır. Topuğun altında en fazla ağrı olan yere çeşitli enjeksiyonlar uygulayabiliriz. Bunlardan bir tanesi kortizon enjeksiyondu. Son zamanlarda çok sıklıkla yapılan bir tedavi şekli PRP tedavisi. PRP hastanın kendi kanına alınarak içindeki trombositler, büyüme faktörleri ve bir takım moleküllerin hasarlı olan bölgeye nakledilmesidir. Ameliyatsız bir şekilde halledilebilir. Anesteziye gerek yoktur. Bu tür medikal tedaviye cevap vermeyen hastalarda ise cerrahi tedaviye başvurulabilir. Bunların oranı %10'dan daha azdır. Cerrahi tedavide plantar fasciyanın sert olan bölümünün temizlenmesi, kesilmesi, topuk kemiğindeki kemik çıkıntının ortadan kaldırılması işlemi yapılır. Hasta birkaç haftalık bir dönemden sonra ayağının üzerine basarak yürüyebilir.